Değerli Venice Gayrimenkul izleyicilerim, sevgili takipçilerimiz, Venice Emlak olarak Balıkesirli Gönen ilçesi Tütüncü köyümüze geldik. Benim kendi köyümdeyiz. Gönen merkeze en yakın, en büyük, en güzel köylerden bir tanesi. Sadece 6 kilometre mesafede ana asfalt üzerinde olan köy yolu çok düzgün, harika bir köydür. Macir köyüdür burası, onu belirtmek istiyorum. Doğasıyla, havasıyla, köy hayatı arayanlar için en güzel köylerden bir tanesindeyiz, Tütüncü köyündeyiz. Bizim 700 metrekare arsa içerisinde 2 adet ayrı ayrı evlerimiz var. Tabii ki tadilat yapılacak. 2 tane damımız var. Tam 700 metrekare arsa içerisinde ve köşe parseldeyiz. Şöyle bir ilk önce köşeden başlayacağım, sizlere göstereceğim. Bizim şuradan başlayalım mı? Bizim evlerimizden bir tanesi burası. Elektrik, su bağlantısı var, göstereceğim. Bizim arsanın içerisinde paylaşacağım. Şöyle sınırı gösterelim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buraya iki aile tadilat projesiyle iki aile ev yapabilirsiniz. Arsanın büyüklüğü çok yeterli. Harika bir manzarası var. Onu da göstereceğiz. Şuradan zaten komşumuzun sınırı bellidir. Tam şuradan başlıyor evimizin bir tanesi. Böyle devam ediyor. Bu tarihi dut ağaçları diyebiliriz bunlara. Gerçekten yıllarca yaklaşık 150 belki 200 yıllık dut ağaçları var evinizin tam önünde. Ha, dileyen kesebilir, dileyen bu şekilde de kullanılabilir. Evimiz eskiden 2+1'miş. Tabii şu anda yıkık vaziyette ama elektrik sobaları da hazırdır. Şurada bir bahçeye giriş kapı yeri bırakmışlar ortadan. Dileyen burayı bu şekilde de değerlendirebilir. Gerçekten çok güzel konum olarak bir yerdeyiz. Köşe parseldir. İkiye bölünebilir. Ama iki aile de rahatlıkla burada iki tane ev yapabiliyor. Devam edelim. Evimizin bir tanesini zaten görüyorsunuz. Hemen şurada ceviz ağacımızın oradan yeşil boyalıdır onun rengi de. Böyle devam ediyor. Şöyle devam ederken, evet, bizim evimiz bu şekilde devam ediyor değerli takipçilerimiz. Köşe parseldir tam, zaten görüyorsunuz. Bir yer yolu da bu şekilde. İlk önce her zaman olduğu gibi ben size dış kısmını paylaşıyorum. Daha sonra iç kısmını da göstereceğim. Buranın en büyük özelliği ikiye bölünebilir. İki tane ayrı evi var. Tadilat projesi yine iki ev yapabilirsiniz. Oyunu çok güzel. Evet, evet. Tütüncü köyümüzdeki iki ayrı evden oluşan, damları olan bizler arsamızın dış kısmını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu şekilde cephe devam ediyor. Zaten elektrik direğini oradan başlamıştım. Devam edelim. İç kısmını da zaten göstereceğim. Burası da yine köyümüzün yollarından bir tanesidir. Onu belirteyim. Şuraya kadar bizim yerimiz komple satılıktır. Tam köşe parseldir. Dileyen 4 tane de ev yapabiliyor buraya. Zaten şuradan başlıyor. Elektrik direğine kadar bu yola olan cephesi bu şekilde. Yaklaşık 50 metre herhalde cephe vardır. 50 metre de ön tarafta olsa gerçekten çok güzel cephesi olan tam köşe parselde 2 ya da 3 ev yapabileceğiniz muhteşem bir yerdeyiz. Onu belirtmek istiyorum. Evet, yollarımızdan ve dışından evlerimizin dış kısmını sizlerle paylaştık. Dediğim gibi tadilat projesiyle buraya ev yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde ne ruhsatla uğraşıyorsunuz ne iskanla, hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece tadilat projesi belediyeye başvuruyoruz. Beraber de yapabiliriz bunu ve bu evlere direkt elektrik su bağlantısı olduğu için direkt evleri yapabilirsiniz. Tabii şu anda yıkık döküktür. Onu belirtiyoruz bizler. Gösteriyoruz da hemen hemen bütün takipçilerimize, bütün müşterilerimize evimizin, damlarımızın, yollarımızın her kısmını paylaşıyoruz ki aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Tabii detayları da yine sizlere telefonla da verebilirim. Gelip gösterebilirsiniz de. Tütüncü dediğim gibi Gönen'in en güzel, en büyük köylerinden biri. Marketimiz var, düğün salonumuz var, halkı iyidir. Bütün ihtiyaçlarınızı bu köyde karşılayabilirsiniz. Gönen'e 5 dakikalık mesafededir. Onu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi yaklaşık 50 metre ön taraftan cephesi var. 50 metre de yan taraftan köşe parseldir. Evet, bizler evimizin içerisine paylaşmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Harika bir deremiz var.
tarihi ağaçlarımız var. Şöyle bir manzarayı gösterelim mi? Bu çınar ağacı tahmin ediyorum, tahmin ettiğim kadarıyla 150-200 yıllık vardır. Çok devasa bir çınar ağacımız var ve sürekli akan, şöyle devam edelim, aynen ağacımızı da gösterelim. Evet, burada evimizin tam karşısında bu ağaç bu arada. Hem gölge yapıyor hem mis gibi oksijen veriyor size. Harika bir yerdeyiz. Dere sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Evimizin tam karşısında bir deremiz vardır. Suyumuz şelale gibi akıyor. Gerçekten çok mutlu olacağınız bir yer. Bu arada bizim evlerimizi eğer yıkıp tadilat projesi alacaksanız iki katlı ev yapabiliyorsunuz. %40 imarlıdır. Ve şöyle deremizi de gösterelim sizlere. Yaz kış akıyor bu su. Onu paylaşayım. Evet, neredeyse şelale bandında bir yerimiz var. Bu doğa harikası Tütüncü Köyü'nde. Kuş sesleri, mis gibi meşe ağaçları, kavak ağaçları var burada. Ve bu dere yaz kış akıyor. Mis gibi havası var. Evet, derenin güzelliği hemen evimizin tam karşısındadır. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Evlerimiz yan yanadır. Gelin iç kısmını göstereyim sizlere. Evet değerli takipçilerimiz, Tütüncü köyümüzde iki ayrı evimizden bahsetmiştim. İç kısma geçiş yaptık. Evimizden bir tanesi burada. Tabii kanalizasyon bağlantımız var. Elektrik bağlantımız var. Aboneliği hazırdır. Alan kişi tadilat projesiyle buraya yeni bir ev yapabilir sıfırdan. %40 iki kat evini yapabilir. Tabii bunlar yıkık dökük evlerden bir tanesi. Diğer evimizde biz iş tarafından girişimizi yaptık. Bunun elektrik ve suyu ortak aslında diğer evle. Ama dilerseniz ayırabiliyorsunuz. Eski zaman evi ki bence bu evin temeli çok sağlam gözüküyor. Taşlardan ve tuğlalardan yapılmış. Burayı hiç bozma böyle restorasyon yaparak bu evi değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Arsamız 700 metrekareden oluşuyor. Tam köşe parseldir. Evleri dış kısımlara vermişler. Sizler aynı kısıma da yapabilirsiniz. Yerini değiştirebilirsiniz de. Damlarımızdan bir tanesi burası. Evet, yine daha önce burada küçükbaş hayvancılık yapmışlar. Ve şöyle bir girişimiz var. Kısaca gösterelim sizlere. Evet. Herhalde bizim 700 metrekare arsa içerisindeki yerimizin en temiz, en düzgün yerlerinden bir tanesi bu damımızdır. Evet, gördüğünüz gibi küçükbaş hayvancılık yapmışlar. Dileyen burayı büyükbaş hayvancılık da mı yapmış? Evet, büyükbaş hayvancılık yapmışlar. Ha, dileyen küçükbaş da yapabilir. Dileyen burayı depo olarak değerlendirebilir. Dileyen, benim çok müşterilerim söylüyorlar, atölye yapabilir miyiz diyorlar. Burayı atölye olarak da değerlendirebilirsiniz. Zaten elektrik ve su bağlantıları mevcuttur burada. Bu şekilde ki çatısı da bayağı bir düzgün buranın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, depolarımızdan bir tanesi böyleydi. Daha doğrusu ahırlarımızdan bir tanesi. Bir de şu daha önce size dışından bahsettiğim yeri göstermek istiyorum. Evet, arsamız bu şekilde. Hatta görüyorsunuz sebze meyve ekilir buraya. Buranın toprağı çok verimlidir. Çok büyük bir dut ağacımız var zaten burada. Bu yıkık dökük yerler zaten şuradaki sınırlar yine komşularla belirlenmiştir. Onu belirteyim. Buraya ne ekerseniz oluyor. Patates ekmişler, soğan ekmişler, bakla ekmişler. Bu ne? Ha, nohut ekmişler. Demek nohut da oluyor. Nohutlara bakmayayım ben bu arada. Basmayayım. Şöyle söyleyeyim, Tütüncü köyümüz diye söylemiyorum. Bizim köyümüzde ne ekerseniz ekin mutlaka yetiştirebiliyorsunuz. Böyle bir tane de damımız var. Komşuları sınırlarımız da zaten belirlenmiş. Evet, bu da tarihi damlardan bir tanesi. Şöyle topraktan yapılmış. Ben bu tür yerleri çok seviyorum aslında. Topraktan böyle kalıp halinde yapılmış. Eskiden beton mu vardı diyorsanız işte burası öyle bir yer. Beton gibi olmuş bu arada. Çatısı da düzgün bence. Burayı da depo olarak değerlendirebilirsiniz. Farklı bir şekilde çalışma da yapabilirsin. Oda da yapabilirsin. Burası çok serin.
Evet sevgili takipçilerim, altları beton, üstlerini bu şekilde topraktan beton gibi sağlam kalıplar halinde yapmışlar. Çok serin burası. Onu söyleyeyim, dışarısı çok sıcak şu anda ama burası çok serin bir oda. Onu da söylemek istiyorum. Burayı da bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Evet, iki tane evimiz. Karşılıklı iki tane damımız zaten görüyorsunuz, şöyle paylaşalım. Dediğim gibi tuğladan evimizi değerlendirebilirsiniz. Bayağı yıkık dökük ama bazı bölümlerini değerlendirebilirsiniz. Evet, harika bir köydeyiz. Günün sadece 6 kilometre mesafesindedir. Doğalgaz gelecekse ilk bu köylere gelebilir, onu belirteyim. Çok geniş sokakları vardır. Tekrardan köy meydanımızda kahvelerimiz var, parkımız var, düğün salonumuz var, kapalı, açık var. Köy halkı, benim kendi köyüm olduğu için söylüyorum, çok iyidir, misafirperverdir. Herkese el açar, yardımcı olur. Çok güzel komşuluklar vardır, onu özellikle belirtmek istiyorum. Fiyatımız açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Alanı satın hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.